Bakın arkadaşlar biz nereye geldik? Amcamın bahçesine. Size daha önce amcamın bahçesini çekmemiştik galiba. Amcamın böyle koskocaman bir bahçesi var. Ve geçen hafta havuzu kurmuş. Dedi ki yeğenim gelin burada yüzün, sizler için kurdum dedi çocuklar yüzebilmesi için. Biz de ben haşamamı giydim şöyle. Az sonra size de üstten de bir gösteririm. Haşamamızı giydik geldik. Yüzeceğiz vallahi. Bugün amcam bize balık şenliği yapacak. Balık kızartacağız. Balık almaya gitti o. Bize siz bahçeye gire koyun dedi. Anahtarı bırakmış oraya. Biz girdik şimdi bahçeye ve bakın burada böyle Rutschen'in Türkçesi neydi kız? Ha, kaydırak. Böyle kaydırağı da var amcam. Her şeyi yapmış vallahi. Çok güzel arkadaşlar. Burası da böyle oturma yeri. Burada da trampolin var. Amcamın evi de şu cam olan amcamın evi. Evet çok güzel. Allah'ım girelim mi? Haydi girelim arkadaşlar. Vallahi. Ay çok güzel su. Evet arkadaşlar. Vallahi daha deminden beri yüzüyoruz. Ben de gireyim. Daha deminden beri ben de girdim çocuklarla. Ama şimdi telefon elimdeyken giremiyorum. Ama o kadar güzel ki. Ciddi söylüyorum. Böyle tam tatildeymiş gibi oldu. Yukarı çıktık. Hemen şöyle çıtı pıtı bir şeyler indireceğiz. Kendimize de kahve çünkü ekleyelim. Akşam balık saatine kadar bayağı vakit var. Böyle bakalım. Birer kahve içelim dedik. Güneşte evet. Birazcık kuruyalım. Şöyle onları ben alayım da sen kahveleri al. Şöyle bakalım. Kahvemizi içelim. Bir yandan da anacığım burada böyle pişiriyor ocak başında. Hem ablam çekiyor hem ben çekiyorum aynen. Şuraya ben de şuraya hazırladım. Allah'ım balık bir taraftan. Evet. Sorma ben de masaya şöyle göstereyim bakalım. Şöyle bir. Çocukları çıkartmışlar artık ben yukarıda. Karpuz amcam karpuz almış. Bakın mezgitlerimizi kızarttık. Salatamızı da yaptık. Annem bahçeden marul toplamıştı. Ablam da kendi bahçesinden. Taze soğan bugün annem camide lahmacun yapmıştı. Lahmacun da getirmiş. Balıklarımız da burada. Böyle bakalım arkadaşlar. Bize şimdi hemen yani hemen demişim. Bize şimdi afiyet olsun. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz şöyle bu sefer açılışı size bahçeden yapayım dedim. Şöyle kahvaltı masasıyla bugün kahvaltıya misafirimiz var. Şöyle hemen salatalık, domates, işte paprika falan doğradım. Burada da şmant ve pekmez. Şmant da şey oluyor, acı krema. Acı kremanın üzerine armut pekmezi. Annemin arkadaşı Türkiye'den getirmiş, annesi yapmış. Şöyle zeytinimiz, peynir tabağımız her zamanki gibi. Buraya da reçeller. Bu da annemin süt kaynatmıştı demiştim ya size. Onun üzerindeki kaymağı. Böyle bakalım arkadaşlar. Kahvaltı masası böyle. Şimdi içeride de size neler kızartıyoruz, neler var daha bir hemen göstereyim. Evet arkadaşlar annem sabah kalkmış hemen şöyle hamur yoğurmuş. Bazlama yapmak için. Şimdi bayağı bir dinlendirdi. Aslında hamuru çekecektim de bir an böyle hızlı yapmak zorundaydım. Evet. Bazı şeyler hızlı gelişti maalesef. Ama size bunun şeyini vereceğim, tarifini. Tarifi inşallah bir ara gelecek. Aslında biz bunu böyle pazarda buraya seriyoruz. Orada kabarık böyle pişiriyoruz. Aslında dolaba pişiriyoruz ama
şu an ona zamanım yok, böyle de oluyor. Aynen. Bismillahirrahmanirrahim. Oo. Arkadaşlar. Güzel böyle oldu. Biraz kabarık olsun, fazla yapıştırmıyorum ben, ince olmasın diye. Ne zamandır senin bazlamanı yemedim ben kız? Çoktandır yapmadım da yaptım. En son ben kendi yaptığımı yedim, onu hatırlıyorum. Evet. Bakın bir şeyini de böyle fırına koydu, evet. Kömeç. İki pazı o. İki pazı mı? Pazısı, İki pazıdan da şöyle İki kömeçlik. Değil. Ekmek pazısı. Ha, bir ekmek pazısı. Ha, onu da fırına attık. Yaptım, evet. Evet, şöyle hemen balık, ne deniliyordu buna? Fiş tepsim Türkçesini bilmiyorum, balık. Balık şimdi işte. Paneli balık. Heh, paneli balıktan kızartıyoruz. Şöyle bir çevireyim ben şunları. Aspiratörün sesinden de kusura bakmayın, birazcık sesli. Heh, kapatıverdi annem. Bir taraftan da patates kızartması yapacağız. Şöyle patates. Yumurta da haşladık. Bunları ben şimdi güzelce ortadan kesip tabağa dizeceğim. Bir sunum yapacağım bakalım. Çayımızı da demledik. İnşallah. Böyle bakalım arkadaşlar. Bir hızlıca. Evet arkadaşlar bakın. Oo, çok güzel görülüyor. Anne çıkarayım mı? Biraz daha mı pişsin? Çevireyim mi? Aç, geliyorum. Peki. Şimdi hem kamerayı çekip hem fırını yapabilirsin. Çevirirdim kız. Ben becerikli kızım. Kimin kızıyım? Beceriksiz kızın alakası yok. Bu çocuk elini yakası. Ah canım. Bu camide kadına kaç kimse elini yaktı yazık fırında. Gerçekten. Ay geçen Bekir de yakmış. Ya yavrum. Oo. Vallahi maşallah çok güzel duruyor. Şöyle kaparsın. Tamam. Altını biraz kısalım. Altı da kaparsın, kıtır kıtır olsun. Tamam. Aynen çok güzel olmuş. Vallahi biz eline gelelim, sağlık. Aynen. Afiyet olsun inşallah. Oh, Allah'ım şey. Pomesimizi de şöyle göstereyim. Ne yaptım anne? Tabak şu, ha, okey, onu çıkarıver. Şimdi pomeslerimizi de çıkaralım bir taraftan. Böyle bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kahvaltımızı yaptık, ettik, bolca konuştuk. Hala daha oturuyoruz, hatta yine çay demledik. Artık o bile bitti. Altını kapatıyorum. Şöyle dedik ki bu akşam mangal yakalım, kıymet yengeler işte kahvaltıya gelmişti demiştim sizlere. Dedik ki hadi birlikte mangal yakalım. Babam gel, bakkala gittiler, hemen bir şeyler aldılar. Şöyle sosis almış. Bu sosisi ben çok seviyorum diye babam bundan almış. Şuraya hemen kanat aldılar taze taze. Burada da Ayhan abinin sevdiği özel sosisleri varmış, acılı. Dur şöyle açayım bakalım. Evet böyle. Bunlar da acılı sosismiş galiba. Bundan almışlar. Babam şöyle yum yum almış. Ve 1, 2, 3, 4, 5 tane çekirdek. Çekirdek malum çok gidiyor evde. Bakın şöyle kayısı reçeli almış babam. Ondan sonra şöyle 2 pakette patlıcan almış. Şimdi mangalıkları hazırlayalım. Az sonra ablamla ben çocukları alıp birlikte şöyle bir dolaşmaya gidelim dedik. Hava biraz güzel. Bugünümüzü de değerlendirelim dedik. Bu hafta, iki haftadan beri o kadar yoğunuz ki, yani ablam ayrı ben ayrı, çok yoğun geçti. İşe de git gel yoruluyoruz. Dedik ki yani çocukları az sonra alıp güzelce bir dolaşmaya gideceğiz. Size oradan da videolar çekeceğim inşallah. Belki çilek toplamaya gideriz dedik. Eğer ki fikrimiz değişmezse çilek tarlasına da gideceğiz. Sizleri de gidersem tabii ki de götüreceğim arkadaşlar. Böyle bakalım. Şimdilik mangallıkları hazırlayalım. İlerleyen vakitlerde görüşürüz. Evet arkadaşlar bakın biz geldik çocuklarla. Allah peşimizden geliyorlar. Ben çok korkarım ördeklerden. Evet bakın burası böyle çok güzel. Maleşteya'nın arkası. Bizim orada olanlar bilir. Böyle çok güzel. Hava da şu an tam şahane. Böyle tam dolaşma havası. Böyle geldik bakalım arkadaşlar. Ben çok korkarım. Küçükken bunlar bir kere benim peşimden koşmuştu. Ve ben
Çok korkmuştum. Ömer kadar bir şeydim. Hatırlıyor musun kız abla? Gülşen ablayla gitmiştik de bir parka. Arkadaşlar biz şimdi bu gezdiğimiz çevrede yeni böyle bir kafe, bar gibi bir yer açıldı. Ve şöyle biz ablamla içecek aldık. Ben böyle limonlu, limeteli limonata aldım. Şey, pudelin adı aklıma gelmedi. Maden sulu. Limonata aldım. Ablam böyle kırmızı meyveli bir içecek aldı. Çocuklarınkisini bekliyoruz. Çocuklar dondurma aldı. Bir de ablamla ikimiz ortak waffle aldık ortaya. Hani birlikte yeriz diye. Böyle arkadaşlar. Çok beğendim burayı. Yani gerçekten çok güzel. İçecek de güzel. Sunumu da güzel. Yani arada böyle gelip de evet gelip de birlikte oturup bir şeyler yiyip içebiliriz. Çok güzel. Çok güzel yani. Arkadaşlar bakın. Waffle'ler geldi. Bu Gülşen'in. Evet ama bir şey diyeyim mi? Bayıldım. Ben böyle dışarıda waffle yemeği sevmem. Genelde dondurma yemeği tercih ederim. Ama gerçekten çok lezzetli ya. Dedik birlikte yiyelim onun için. İki tane ayrı ayrı almadık. Şöyle çocukların dondurması. Bakın tabakları o kadar güzel ki. Bardakları. Gerçekten. Evet Ömer'in o var. Çok beğendim ben burayı. Bu waffle'i de tuttum yani. Dondurmaları da çok güzel. Her şey şahane. Hadi bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar bakın mangallar pişti. Şöyle sizlere göstereyim. Burada sosisler. Çeşit yapmadık. Evet kanatlarımız. Sabah yaptığımız ekmekler. Şurada salatamız var. Bahçeden marul, soğan. Buraya cacık yapmış annem. Şöyle babamı da göstereyim. Neden? Ama yaz demek mangal demek. Dur bakayım şöyle. Burada da mantar ve patlıcan var. Fazla bir şey yapmadık. Kanatla böyle sosis yesiniz geldi. Böyle bakalım arkadaşlar. Ayhan abiye ver. Tamam. Biz şimdi artık mangallarımızı yiyelim. Evet sevgili arkadaşlar sabahtan beri benim sesim çok çıkmadı herhalde değil mi Özge? Hatta hiç çıkmadı anne. Çıkmadı mı? Hiç çıkmadı. He, tamam. Neyse biz aslında bayağı bir işler yaptık arkalarda. Buyur Gülücüğüm. Misafirimiz geldi. Şimdi bir sabahtır burada arkadaşlara kahvaltı yaptık. Arkadaşlarım sağ olsun Kıymet ve Ayhan. Kahvaltıdan sonra uzun uzun oturduk. Çayımızı içtik. Kahvemizi kahve içmedik ama. Sonra arkaya bahçelere geçtik. Bahçelerde güzel işler yaptık. Sonracığıma oradan geldik. Dedik ne yapalım arkada bir mangal yakalım dedik. O arada misafirimiz geldi. Güllü kardeşimiz Allah razı olsun. Güllü bir akraban falan var mı Türkiye'de? Seni seyreden böyle. Bahsediyor değil mi? Buradan bak Güllü kardeşimiz diyor ki Türkiye'de akrabalarım seyrediyor diyor. Fatma Enge diyor. Herkese selam söylüyor buradan. Allah razı olsun kendisinden. Biz böyle yiyebilirsin. Evet. Sen de afiyetle yiyoruz. Sen şapma. Seni şapmıyor. Özlemciğim ne yiyorsun kızım? Anne işte şimdi midem alırsa şu kanatla şu patlıcanı ah yavrum. Sen bu halde düşe gitsen miydin? Uşam. Ah uşam. Ah. Ben halinden acıyasım geliyor. Ya. Ayhan güzel mi mangal? Konuşamaz da şimdi. Konuşamaz da şimdi. Evet arkadaşlar bu şekilde biz yemeğe devam ediyoruz. Görüşmek üzere inşallah. Mantar var. Sesimi aldın mı Fatma? Aldım. Ailemi de aldı. Sesin çıktı yani. Onu sildiririz Özge. Hava çok güzel. Vallahi böyle ne bileyim insanın içine şey doluyor böyle. Neşe doluyor. Şöyle şuraya mı oturayım kızcığım? Aynen oraya otur anne. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili takipçilerimiz. Bugün her zaman gibi 2 günlük vlog olacak. Cuma günü, cuma mıydı? Yok. Cuma günü evet. Evet, cuma günü ben lahmacun için camiye gitmiştim. Orada lahmacun yaptık arkadaşlar ama orada çekim yapamadım. Çünkü durum bu sayede olmayınca çekmiyorum biliyorsunuz.
Sonra cuma kayınoğluna gidip balık yedik, orada balık yaptık, kızarttık, güzel yaptık, her şeyleri hazırladık, yedik, içtik. Hatta kızlar daha erken gittiler. Orada havuzda bayağı bir eğlenmişler onlar. Evet. Hep kısa kısa çektim onları da. Evet. Ondan sonra cumada dün yine sabah kalktık. Evimizin işini yaptık. Sonra burada komşumuz geldi. Allah razı olsun. Kahvaltı yaptık. Saat 12.30 gibi geldiler onlar. Kahvaltıdan sohbet, muhabbet derken dedik hadi gitmeyin, birlikte mangalda yakalık. Akşamı güzel mangal yaptık. Yine oturduk. Uzun bir sohbet, muhabbet. Allah razı olsun. Bazen insanın ihtiyacı oluyor böyle birbiriyle sohbet, muhabbet. Onlarda da gece saat 11.30 muydu, 12 miydi? En son artık kalkıp gidildiğinde güzeldi sohbetimiz, muhabbetimiz. Allah razı olsun kendilerinden. Şu anda tam bahçelerde oturma vakti arkadaşlar. Tadını çıkarıyoruz inşallah. Rabbim başka keder vermesin. Bugün de kalktık inşallah. Özge ile işlerimiz vardı. Senin ayın altı çok güzeldi. Şey çok kötü olmuş kızım. Evet biliyorum. O ayak vurmasından değil mi oğlum? Evet, ancak iyileşti. Bu sabah kalktık Özge ile. At tarafları güzel, Özge temizlik yaptı. Ben bahçelerde biraz böyle. Ben sabah kalktığım zaman ilk önce bir bahçelere inip ile bu parmaklarımı bir toprağa koymam lazım. Yani oradan bir ot koparıp oradan bir şey yapıp. İşte orada biraz salatalık çapalayıp. Aynı anneanne. Aynen diyorum ki Özge, ben gidip bütün anneme benziyorum kızım diyorum. Ve gerçekten öyle yani. Ondan sonra Özge de evleri falan süpürdü işte. Sonra cuma üst kata çıktık birlikte. Çünkü üst katta çamaşırlarımız vardı. Odamızda nevresimlerimiz, yatak, yorgan. Artık o kendi çamaşırlarını, ben kendi odamı. Alt üst ne varsa nevresimleri makineye attım. Şimdi hatta onları sereceğim şimdi şurayı. Dedik sermeden sizlere bir kapanış yapalım dedik arkadaşlar. 2 günlük kapanış olacak bu. Kahvaltı yaptık geç vakit. Eşim de camiye gitti. Biliyorsunuz camide artık yüz yüze eğitim başladı. Çocuklar gidiyor ama büyükler değil. Artık zaten şey geldi, sezon tatil geliyor. Tatilde de zaten kapanıyor arkadaşlar her şey. Onun için çocuklar şu anda yüz yüze eğitim alıyorlar camide. Eşim de orada eğitimde çalıştığı için yani o da sabahları 9'da gidiyor. Saat 12'de geliyor eve. Birlikte kahvaltımızı yaptık. Türkiye ile kardeşimle konuştuk. Nefse ablamla konuştuk. Halamımız var, gelsen gitsen de. Böyle şey görüntülü konuştuk yani telefondan. Bayağı bir sohbet, muhabbet derken arkadaşlar. Şimdi namaz oldu. Namaz kılacağım. Özge dedi anne namazına durmadan kapanışını yap dedi. O da herhalde havuza girecek şimdi. Evet, havuza gireceğim. Namazımı kılayım. Sen bana dikiş makinesini indir yukarıdan. Dikiş evet, dikiş makinesini indireyim. Bir şeyler yapmam lazım benim de. Evet arkadaşlar, sizlere güzel bir duayla bugünümüzü kapatalım inşallah. Sonu yok bu yalan dünyanın ya Rabbi. Kula tapanlardan eyleme beni. Aldanıp dünyanın süslü haline yoldan sapanlardan eyleme beni. Ne var ise sana gelmeye mahkum ölmem sananlardan eyleme beni. Her zerrede senin mührün var iken gören görmezlerden eyleme beni. Toprağın altına girdiğim zaman hesap vermezlerden eyleme beni. Rabbim kim diye sorulduğunda lal olan kullarından eyleme beni. Derdi çok bu dünya yalan. Dünyanın ya Rabbi isyan edenlerden eyleme beni. Ezeli edebi dünya sanıp seni bilmezlerden eyleme beni. İnşallah amin diyelim arkadaşlar bütün duaya. Çok güzel, hoşuma gitti. Hani biz hep her zaman ritim olarak aynı dualar çıkar ağzımızdan. Ama bakın yani ne kadar güzel bir dua yani. Böyle sanki şiir gibi yani, böyle şiir gibi derken böyle hani o kadar içten gelen bir güzel şeyler yani. Bazen içinizden dua ederken aklınıza bir şey geliyor. Bu an yani öyle olması gerekiyor. Rabbim öyle istediği için inşallah. Rabbim bizleri önüne en güzel duaları çıkarıp kalpten ve içten dua edip duası kabul olan kullarını eylesin arkadaşlar. Amin. Güzel bir pazar günler inşallah sizlere. Hayırlı günler diliyorum. Az sonra yine açılış yapacağım sizlere yine arkadaşlar. Evet. Hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bu arada arkadaşlar yorumlarınıza yine cevap veremedik. Çok yoğun olduğumuz için lütfen kusurumuza bakmayın. Allah razı olsun sizlerden gelen o güzel mesajları hep okuduk, eyledik. Bazen bir şeyler de oluyor. Ben onları tamamen kaldırmak zorunda kalıyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın, yanlış anlamayın. Onun için
olumsuz mesajlar olduğunda, olumsuz derken gereksiz diyelim, reklamı oluyor gibi bir mesajlar olduğunda, saçma sapan reklamlar, zannetmeyin ki ben onları okumuyorum, okuyorum. Öyle bir şeyler reklam olduğunda da siliyorum, kusura bakmayın arkadaşlar. Bu buradaki bizim amacımız çok farklı. İnşallah bizleri Rabbim doğru yoldan ayırmasın, hak yolunda gidenler neresin cümlemizi. Özge, telefonu çok oynattın bizim. Evet, çok ayağım. Çok oynattın lütfen. Çok oynatıyorsun. Ama çok teşekkür ederim. Elim acıdı, ne yapayım? Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Tekrar hoşçakalın. Hoşçakalın.